mobilya kenti Masko. Küçükçekmece ilçe sınırları içinde İkipelli bölgesinde yer alan 778 mağazanın bulunduğu bir yer. Tem Otoyolu'nun Mahmut Bey gişelerinin hemen yanında 403 bin metrekare üzerinde kurulu dev bir teşhir alanı. Yalnızca Türkiye'nin ve bölgenin değil, dünyanın bu alanda en büyüğü. Masko'nun faaliyeti geçtiği tarihten bu yana bir sıkıntısı var. Fazla bilinmemek. Mobilyaya ilişkin her türlü ihtiyacın karşılanacağı bu çarşıyı müşteriler ya bilmiyor ya da yanlış isimle hatırlıyor. Masko'da kendine ait satış mağazası bulunan Selahattin Erdoğan, yanlış tanıma anlamında yeni yaşadığı bir olayı şöyle paylaşıyor. Bir müşteri benim mağazamda başka bir müşteriyle görüşüyor. Telefon görüşmesinde Modoko'da olduğunu söylüyor. Bakın bu da tanıtımın ne kadar yetersiz olduğunu. Ben o arada devreye girdim. Beyefendi siz şu anda Masko'dasınız dedim. Yani bu tanıtımın nerede olduğu, ne derece yapıldığı buradan belli oluyor zaten. Masko'nun makus kaderini değiştirme iddiasıyla yeni bir ekip yönetime talip. Mustafa Aktaş ekibiyle birlikte başkanlığı devralmak istiyor. Masko'nun hizmete girdiğinden bu yana peş peşe yanlış adımlar atıldığını söylüyor. Çok daha farklı bir noktada olmalıydı. Maalesef biz yapı kooperatifinden işletmeciyle sağlıklı bir geçiş yapamadık. Bu konuda çok eksiğimiz var. Bizlerin de bugünkü yönetime aday olmamızın gerekçesi bu. Bu eksikliğimizi çok hızlı çalışarak kısa bir zamanda kapatmak. Çok eksiğimiz var. Bugüne kadar Masko'yu aynı ekibin kendi içinde değişimler yaparak yönettiğini hatırlatan Mustafa Aktaş, pazardan hak edilen payın alınamadığını belirtiyor. İyi tanıtlamadığından yönetim noktasında bazı hatalar, eksikler yapıldığından dolayı Masko şu an hak ettiği yerde değil. Hak ettiği payı alamıyor. Selahattin Erdoğan, mevcut yönetimin tanıtım konusunda yaptığı çalışmaların tek yönlü kaldığını, bundan dolayı da sonuç vermediğini ifade ediyor. Masko içi ulaşımda bazı çalışmaların da tanıtımla entegre bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söylüyor. Kendi imkanlarımızla ulaşımı getirmeyi düşündük. Bazı yerlerden otobüs kaldırıldı fakat randıman vermedi. Çünkü Masko'yu tanıyan yok. Dolayısıyla sabah, pazar ve cumartesi günleri evden kalktığında müşterinin Masko'yu düşünmesi gerekir. Bu da olmadığı için şu anda ulaşım burada son derece bizim kendi imkanlarımızla getirmek istediğimiz ulaşım netice vermedi. Mustafa Aktaş, Masko'da markalarla özel üretim yapan firmaların bir arada bulunmasını bir avantaj olarak değerlendiriyor. Markaların tanıtımlarında kendilerinden merdiven altı diye söz etmelerini ise haksızlık olarak niteliyor. Pazarda markalar da olmalı. Kendi üretip satan firmalar da olmalı. Bunların Masko'da bir arada bulunması Masko için bir şans. Tüketiciler bunların hepsini bir arada görüp değerlendirme şansına Masko'da sahipler. Bu noktada markaların kendilerini tanıtmak için ciddi bütçeleri var. Kendilerini ifade edebiliyorlar. Ama biz organize olamadığımızdan dolayı kendimizi üretici firmalar kendilerini tanıtamadığından bir haksız rekabet doğuyor. Merdiven altı tabirinin devlete vergisini vermeyen, kalite güvencesi sunmayan, satış sonrası hizmeti bulunmayan üretim için kullanıldığını hatırlatarak Mustafa Aktaş'a soruyoruz. Peki marka olmayan her üretici merdiven altı mıdır? Hayır, asla. Asla. Masko'da, Masko gibi bir yerde merdiven altı bir üretici imalatçı barınamaz. Mümkün değil. Masko'da firmaların tüketiciye garanti verip vermediğini sorduğumuzda başkan adayı Mustafa Aktaş yeni bir sistemden bahsediyor. Firmalar kendi imkanlarıyla bunları yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Biz Masko yönetime geldiğimiz takdirde Masko genel bir garanti belgesi, müşteri hizmetleri birimi kurup Masko garantisi altına, Masko'nun garantisi, burada satılan ürünleri Masko'nun garantisi altına alacağız. Aktaş, sistemin nasıl işleyeceğinin ayrıntılarını da anlatıyor. Üyelerimizi Masko'ya karşı bir taahhütname ile sorumlu hale getirip tüketicilerimizi, müşterilerimizi firmalarımız olabilecek problemlere Masko olarak yönetim olarak, kooperatif merkezi olarak çözeceğiz. Üyelerimize daha sonra rücu edeceğiz. Biz bir çatı altında faaliyet gösteriyoruz. Masko bir alışveriş merkezi mantığında olabildiğince tek firma gibi yönetilecek. Garanti sistemi konusunda yönetime talip olan isimlerden Selahattin Erdoğan'ın da diyecekleri var. Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracağız. En üst seviyeye çıkardığımız zaman markalarla aramızdaki sorunu gidermiş olacağız. Dolayısıyla buraya gelen müşteri rahat bir alışveriş yapmış olacak. Dolayısıyla biz de yönetim olarak buradan alınan malların arkasında durmuş olacağız. Esnafın da belirli bir kalitede yükselmesini,
ve markalarla rekabet edecek şekle getirilmesini sağlayacağız. Erdoğan, garanti belgesi konusunda bir noktanın daha altını çizdi. Birinci derecede yönetim değil, önce firmalar sorumlu. Eğer firmalar gideremediği veya ilgilenemediği takdirde yönetim olarak sorumlu olacağız. Bunu da yönetimle müşteriyi değil, yönetimle firmayı arasında bu sorun daha sonra devam edecek. Mustafa Aktaş'a başkan seçilmesi halinde 2 yıl sonra Masko'nun nasıl bir noktaya ulaşacağını soruyoruz. Mobilya deyince insanların aklına Masko'nun geldi. Masko'dan alışveriş yapmanın prestijli hale geldi. Masko'da insanların rahat alışveriş ettiği, gezebildiği, dolaşabildiği, Masko'da olmaktan, Masko'da alışveriş yapmaktan mutlu oldukları, problem yaşamadıkları bir yerine getireceğiz. Bu kadar iddialıyız. Bu kadar iddialıyız.